Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol siyasette tartışılmaya devam ediliyor sevgili seyirciler. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de tartışmalara katıldı. Kılıçdaroğlu'nun mutabakat yapma yetkisi vardı dedi. Ancak bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur diyerek eleştirilerde bulundu. İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık yazılı. İkimizin arasında evet imzalandı. Evet bu protokol kamuoyuna açık bir protokol değil. Dolayısıyla ikimizin namusuna teslim edilmiş bir protokoldür. Nokta. Siyasette gizli protokol tartışması sürüyor. Seçimden aylar sonra Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasında imzalanan protokolün detayları ortaya çıkmış, tepkiler ardı ardına gelmişti. Tartışmalara Akşener'de katıldı. Kılıçdaroğlu'nun mutabakat yapma yetkisi vardı dedi. Kılıçdaroğlu'nun açık ya da örtülü mutabakat yapma yetkisi vardı. Bu yetkisini kullanır ya da kullanmaz. Kemal Bey partisine düşecek bakanlıklar hakkında istediği gibi tasarrufta bulunur. Bu yalnızca iki genel başkanı ilgilendirir. Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayımız olarak gösterdik. Arkasında dün durduk, bugün duruyoruz. Kendisine Sayın Oğan veya bir başka arkadaşımız dahil olmak üzere, buna Sayın İnce de dahil, her türlü yetkiyi, görüşme yetkisini, onların varsa talepleri, o talepleri yerine getirme yetkisini diğer siyasi partilerin genel başkanları kendisine yetki olarak verdik. Akşener bu sözleri 14 Mayıs seçimlerinden sonra 28 Mayıs seçiminden önce söylemişti. Aynı tarih aralığında Kılıçdaroğlu da Özdağ'la görüşmeler gerçekleştirmiş. Bu görüşmelerde kamuoyuna açıklanan ve açıklanmayan iki ayrı mutabakat imzalanmıştı. Özdağ seçimden aylar sonra o mutabakatın detaylarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı da dahil 3 bakanlıkta anlaştık dedi. Kılıçdaroğlu da o mutabakatı yalanlamadı. Sözcüden İsmail Saymaz'a konuşan Akşener, Millet İttifakı toplantılarında bakanlıkların bölüşülmediğini söyleyerek bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur dedi. Biz aramızda bakanlıkları bölüşmemiştik. Dolayısıyla henüz bakanlıkları konuşmadan içişleri ya da şu bu diye bakanlıkların adını koymak yanlış olmuştur. Hangi bakanlık hangi partide olacak? Bunlar konuşulmadan bakanlıkları dağıtmak isabetli olmamıştır.